Gittim kalbimin işine, aklım ermedi gidişine. Son verdim kalbimin işine, olmaz olsun onun aşkı sevişine. Yıllardır gülmedi yüzüm bir an, sonunda baktım ki hep zararla ziyan. Kimsenin işi zararla ziyanla bitmesin inşallah. E o zaman yeni nesil yayıncılıktan, 360 ekranlarından, Gezmek Olsun programından herkese merhabalar efendim. Umarım çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Avrupa yakasında Fatih ilçesindeyiz. Fatih ilçesinde Horhor semtindeyiz. Horhor'da nereyi gezeceğiz? Horhor Antikacılar Çarşısı'nı gezeceğiz. Bir diğer adı da Horhor Bit Pazarı diye geçiyor. Onun da bilgisini vereyim. O zaman bakalım kaç para harcayacağız bu güzel çarşıda. Hemen paramızı alalım. Cüzdan nerede? Olmaz olsun cüzdanımda milyonlar. Cüzdan nerede? Niye gülüyorsun Recep? Unutmuşuz diyor cüzdanı. Önemli değil. Kendimizi unutmayalım hiçbir yerde sevgili seyirciler. O zaman Gezmek Olsun 50, 60, 70 lirayla 360 ekranlarında bütün güzel enerjimizle başlasın. Sevgili seyirciler, Horhor Antikacılar Çarşısı'nı gezmeye başladık. Burası çok büyük bir yer. Belki birçoğunuz bilmeyebilir. Çünkü dışarıdan bakıldığı zaman böyle 7 katlı bir bina. Burası evet 7 kat. Hani hiç antikacılar varmış gibi içinde gözükmüyor. Ama içeriye girdiğiniz zaman sanki gizli bir kente giriyormuşsunuz gibi, antika kentine giriyormuşsunuz gibi hissedeceksiniz kendinizi. Burada 150'den fazla dükkan var ve bu dükkanların hepsinde bir yaşanmışlık var. Şimdi bir tane dükkana girelim, bakalım ne kadarmış ve dükkanların içinde neler varmış sizlere gösterelim. O zaman hadi gelin. Merhabalar beyefendi. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Çok teşekkürler. Şimdi çok güzel bir antika mağazasının, antika dükkanının içindeyiz sevgili seyirciler. Dükkan mı diyeyim, mağaza mı diyeyim bilemiyorum ya. Mağaza diyebilirsiniz. Tamam, mağaza diyeyim o zaman. Çok güzel, gerçekten bir antika mağazasının içindeyiz. Burada şamdanından tutun gondoluna, gondolundan tutun da antika saate, avizelere kadar ne ararsanız var. Aynası olsun, işte sehpası olsun. Hepsi antika. Ve hepsinde biraz önce dediğim gibi bir yaşanmışlık var. Ama fiyatlar tabii bizim için daha önemli. Ne kadardan başlıyor buradaki fiyatlar? Şimdi efendim 500 liradan başlıyor. Aşağı yukarı 9-10 bin liraya kadar çıkıyor. En ucuz ürün 500 lira mı? 500 lira, 300 lira o civarda başlıyor. Peki mesela diyelim işte ben antika bir ürün almak istiyorum. Evet. Şöyle bunu geldim aldım buradan. Sonra bunu değiştirebiliyor muyum? Değiştirme elbette var mı? Elbette değiştirme şansınız. İade? İade edebilirsiniz. İade edip paramı alabilir miyim? Elbette. Aa, ne zarar. Güzel esnafsınız. Zarar görmediği sürece, ürünlerde bir deformasyon olmadığı sürece ürünlerin her zaman karşılığını alabilirsiniz. Hiçbir değer kaybetmezsiniz. Şimdi ben fazla kıpırdamamaya çalışıyorum beyefendi. Bunun sebebi de biraz sakar olmam. O yüzden fazla hareket etmiyorum. Ne sağa fazla hareket ediyorum ne sola sevgili seyirciler. 500 lirayla 10 bin lira arasıymış. 70 liram var ya benim bugün. Evet. Birlikte çalışırız işte ömür boyu. Olur, ne yapalım artık? Oluruz. Öyle mi? Teşekkür ederim. Şimdi ben birkaç ürünün fiyatını sorayım size. Şöyle geçelim bence. Recep de bu tarafa doğru gelsin. Şimdi burada çok güzel aynalar var. Bir kere onları söyleyeyim size. Şöyle sevgili seyirciler, bu aynalar bayağı ağır bu arada. Gerçekten bayağı ağır. Bu Fransız bir parça efendim. Metallel olarak bronz işçiliği üzerine 22 er altın kaplamadır. Yurt dışından geliyor, ampir tarzında. Dönem olarak 1850'ler 1870'ler arası bir parça. Evet.
Fiyatı nedir? Fiyat olarak 8 bin lira efendim. 3 ayna. Evet. Ben şunu şöyle bırakayım. Recep de dedi, Yıldız'cığım yerine koy onu istersen dedi. Ben hemen bunu böyle yerine bırakayım. Ne olur ne olmaz sevgili seyirciler. Fransız bir parçaymış değil mi? Evet. Fransa'dan gelmiş herhalde. Fransa'dan, yurt dışından gelmiş. Yani yurt dışından gelmiş. Ne gereği var elimde ayna kırılsın. Zaten ayna kırılınca 8 mi 9 yıl mı ne evde kalıyormuşsun. Zaten evde kalmış muamelesi evet. Görüyorum. İyice gittim aynayı kırarsam. Ama bu yere düştüğünde bir şey oldu. Metal diye düşünüyorum. Hiçbir şey olacağını zannetmiyorum. Ben de öyle zannediyorum. Tabii. Sadece ayna kırılır. Ayna kırılır. Yani 70 lirayla aynayı yaptırabilirim ben sadece sevgili seyirciler. Bu dükkan gerçekten çok güzel bir dükkan. Bakın şöyle büyük gondollar, şöyle sunum tepsileri. Centilpiece. Efendim? Centilpiece. Centilpiece mi deniyor ona? Masa üzeri servis. Öyle mi? Evet. İlk kez duydum. Centilpiece. Eskiden masa üzerindeki sıcak servis için kullanırlarmış. Yemeklerini getirip ortada serviste aynaların üzerine konulur. Daha sonra tabaklara servis yapılırmış. Şimdi de bunların küçükleri satılıyor bazı mağazalarda. Tabii. Daha hani uygun. Bunlar orijinalleri olduğu için onlar da bir repetisyon diyelim yani benzerlerini yapıp daha ufak batlarda işte şimdiki evler küçüldüğü için masalar da küçüldü tabii. Ona göre de ebatlarımız da küçüldü. Aynen öyle. Şimdi burası gerçekten çok güzel bir mağaza sevgili seyirciler. Tablo, koltuk, vitrin. Yani ne ararsanız var sevgili seyirciler. İsterseniz bir bu mağazaya göz atın. Biz ne yapalım? Başka mağazadan sizleri karşılayalım. Antikacılar Çarşısı'nda gezmeye devam ediyoruz. Antikacılar Çarşısı'nda aynı zamanda gezerken böyle dışarıda da nostalji yaşayabilirsiniz. Bakın örneğin şekerliği koymuşlar. Yine şurada eskiden kalma bir lamba, avize. Lamba mı dedi de pek avize gibi göremediğim için lamba dedim Recep. Şöyle bakın. Sonra... Yine eskiden kalma şöyle bir örtü, kendi yazıyor üstünde. Kimler hatırlıyor bilmiyorum ama ben hatırlıyorum az biraz. Sonra bakın orada yine abajurlar var, camdan abajurlar var. Yani yürürken de eskiye dair, yani eski demeyelim aslında geçmişe dair birçok şey görebiliyorsunuz. Tıpkı bu bavul gibi sevgili seyirciler. Burası 7 kat bir yer. Dediğim gibi birçok dükkan var. İlk girdiğimiz dükkanda, mağazada fiyatlar 500 lirayla 10 bin lira arasındaydı. Ama dükkanına göre fiyatlar değişebiliyor. Buradan hani 1 liradan başlayıp 10 bin, 20 bin, 50 bine kadar çıkan ürünleri satın alabilirsiniz. Koltuk yapılıyor aynı zamanda. Eğer ki koltuklarınızın şöyle kenarı bozulmuşsa buraya gelip koltuklarınızı yaptırabiliyorsunuz ya da koltuk minderlerinizi yeniletmek istiyorsanız buraya gelip koltuk minderlerinizi yeniletebiliyorsunuz ya da dış döşemesini yeniletebiliyorsunuz. Bu şekilde masanız varsa eğer masanızda değişiklik yapmak isterseniz buraya gelip bu yeniliği söylüyorsunuz. Burada ustalar var size masayı yeni haliyle veriyorlar diyeceğim. Öyle. Ama ben bu arada masayı açmaya çalıştım sevgili seyirciler. Açamadım. Ben fazla geçmişe gitmemişim herhalde değil mi? Yani. Ama buraya geldiğimde geçmişe gitmiş bulundu. Fazla masayla ilgim olmayabilir ama hani nasıl açıldığı ile ilgili. Yani. Ama o masa açılıyor. Ama ben açamadım. Önemli mi? Değil. Orada sanki iğne oyası yapıyormuş gibi gözlüğünü koymuş bir abla var. Nereye gidiyorsun? Dur. Nereye gidiyorsun? Dükkana mı gidiyorsun? Evet. Ben de senin dükkanına gelecektim buyurun zaten. Buyurun hoş geldiniz. Hoş buldum. Neler var içeride? Buyurun bir bakın isterseniz. Güzel eşyalarımız var. Öyle mi? Bunu... Ne kadardan başlıyor? Fiyatlarımız vallahi 3 bin dolardan, 5 bin dolardan böyle TL olarak alalım biz onu. Dur, tamam, dur gitme, dur. TL olarak söyle. Ne kadardan 15 başlıyor? 15 bin TL, 25 bin TL. En ucuz ürün 15 bin lira mı?
En ucuz ürün 10 milyar. 10 bin lira. 10 bin liradan başlıyor, ne kadara kadar çıkıyor? 30 bin TL, 40 bin TL böyle çıkıyor. Çıkıyor. O zaman bir bakalım yani. Bakalım fikir edinelim. Hadi gelin. Öyle mi? Biz de özeliz o zaman. Hadi gelin. Mağazanın içine girdik. Hoş geldiniz efendim. Hoş buldum. Ablacığım adın ne? Filiz efendim. Filiz abla. Şimdi abla diyorum, hiç hanım falan hayır demiyorum. Ha tamam. Filiz abla bir şey söyleyeceğim. 10 bin dedim, beni korkuttun. 10 binden düşük ürünün yok mu? Var efendim. Nerede? 3 bıçağı da var. 3500 liraya. Var. Evet. Bu ayna 3500 evet liraymış mesela sevgili Fransız seyirciler. Fransız orijinal. Ha. Ahşaptır. Her şeyle orijinal. Orijinal varaktır. Bak varaklı şeyleri falan seviyorsanız eğer 3500 liraya bütçeniz ve zevkiniz doğrultusunda bu şekilde bir ayna tercih edebilirsiniz. Yani ben varaklı şeyleri fazla sevmediğim için, bir de ben bu aynayı 3500 lira veririm. Bu aynayı duvara asmadan %100 eve götürürken kırarım, o kadar sakarım. Komple ahşaptır, kıramazsın. Öyle mi? Evet. Kırılmıyormuş. Kırılmıyormuş. Bir şey söyleyeceğim. Böyle antika meraklıları gelip işte mesela şöyle yapan var mı? Çok merak ediyorum gerçekten. Şunu, şunu, şunu istiyorum. Evet. Gerçekten mi? Dekorasyon yaptığımız oluyor evlerde. Ha, dekorasyon yapıyorsun. Evet. Ben satın alma olarak diyorum. Tabii. Mesela işte şunu istiyorum, şunu istiyorum. Ne kadarsa toplayın, alın parası bu deyip. İhtiyacı olan kişiler alıyor. Öyle mi? Evet. Burası daha çok bence yalılar için ve böyle daha görkemi, ihtişamı, geçmişi seven, değil doğru mi? Doğru. Yanlış söylemiyorum. Yalı işi. Değil mi? Şimdi yalı dedim de hani ben yalıma buradan şöyle sehpa falan bakmak istiyorum ablacığım. Filiz abla. Buyurun bakalım. Aa, olsa da baksak Filiz evet, abla. Evet. Filiz abla. Değil mi? Sorma hani bir vitrin. Değil mi vitrin? Güzelmiş. Evet, pelesenk, bronzlu. Vitrin gerçek. Ne kadar vitrindir o vitrin? O 35 bin TL. 35 bin lira vay evet be. Vallahi. İki tane bronz var böyle. Bunlar da çok değişik. Hem bunlar bronz, ne? Kolon, mumluk, bronzdur. Hem kolon olarak kullanılıyormuş evet hem de mumluk olarak sevgili seyirciler. Bu metal galiba. Bronzdur. Bronzmuş. Evet, bronz eşyalar her zaman tutulan bir parçadır. Öyle mi? Yani kırma riski yoktur. Öyle mi? Tabii. Ben hiç bilmiyorum. Evet. Yani ben ancak kütük alıyorum. Hangisi ucuzsa, bana uygunsa bütçeme. Bekar olunca doğru işte 3500'ü aynaya bakmıyorsun. Hani evine hangisi güzel olacak ve fiyata hangisi uygunsa ona bakıyorsun. Bakın. Bunlar da çok güzelmiş ki. Bu da bir gazeteliktir. İngiliz tekerlekli maundur. Bu da efendim 2,5 TL. 2500 evet lira. Sandalyeler var bak orada, dön arkanı. Onlar ne kadar? Çifttir efendim onlar. Minelidir. Onların da çifti 3000 TL. 3000 lira, iki tane sandalye. Evet, çifti. O dedi 1000 TL maun olan. Bir tanesi. Bir tanesi. Yani tabii bütçesi olana, eğer ki böyle ürünler sevene aslında hiçbir şey. Antika geçmişten günümüze kadar geldiği için o yüzden zaten antika oluyor. Biraz daha pahalı olabiliyor ve bu ürünler aslında çok değerli ürünler ve hem yurt dışından geliyor hem üstünde fazlasıyla işçilik oluyor. Ne bir kırılma olabiliyor gerçekten de Filiz ablanın söylediği gibi. Örneğin şu ayna kırılır ama kenarlarını hiçbir şekilde kıramazsınız diyor. Doğru. Bazı aynalarda alçı olur. O düştü veya çarptığınız zaman kırılma ihtimali olabiliyor. Bu komple ahşaptır. Ha, o yüzden kırılmıyor. Bütçeniz ve zevkiniz doğrultusunda buraya gelip geçmişe isterseniz yolculuk yapabilirsiniz. İsterseniz de buradaki ürünleri satın alabilirsiniz. Burada ne ararsanız var. Fiyatlar 2500 liradan başlıyor ve 50 bin liraya kadar çıkabiliyor. Neden 50 bin liraya kadar çıkabiliyor? Çünkü 50 binden aslında fazlası da olabiliyor ama
tabii ki o ürünleri bu kadar böyle açık açık sergilemiyorlar. Özel müşterilere çıkartıyorlar. Evet. Ben bu mağazaya aşık oldum resmen sevgili seyirciler. Yalım yok ki şöyle parayı şak 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 vereyim de şunları alayım. Filiz Hanım şunu şunu bir de şunu istiyorum. Hesap olur. Ne kadar deyip çıkayım. İnşallah o da olur. İnşallah. Allah herkesin gönlüne göre versin gerçekten de. Önemli olan yalı değil ya da böyle pahalı ürünleri almak değil. Her zaman söylüyorum. Önce sağlık sonra da huzur. O zaman hayırlı işler Filiz çok abla. Görüşmek alakalı. Üzere. Antikacılar çarşısında gezmeye devam ediyoruz. Gerçekten dükkanların hem içi hem de dışı ışıl ışıl sevgili seyirciler. Vazosundan tutun da şöyle eski kaplara kadar buraya geldiğiniz zaman aradığınız, ihtiyacınız olan her şeyi bulabilirsiniz. Bütçeniz ve zevkiniz doğrultusunda. Şöyle bakın, kristal içeride büyük avizeler de var aynı zamanda ki bazıları bayılır o kristal avizelere. Burada fazlasıyla çeşit var. Şimdi biz giriş kattan alt kata iniyoruz. Zaten yazmışlar bakın alt katımızda da mağazalarımız bulunmaktadır diye. Yani buraya geldiğiniz zaman 7 katı gezin ama alt katları da unutmayın lütfen. Ben ne yapıyorum? Unutmuyorum ve kameramanlarımı alıp hemen alt kata iniyorum. Hadi gelin. Ve alt kata geldik. Bakalım burada neler varmış. Burada şöyle eski sandıklar var. Sonra bakın burada çok güzel mutfak duvarını asabileceğiniz şöyle nostalji bir küçük dolap var. İsterseniz herhangi bir köşesine de asabilirsiniz evinizin. Bence fazlasıyla nostaljik. Bunun dışını istediğiniz rengi isterseniz siz isterseniz buradaki esnaf boyayabilir. Onu da söyleyeyim size. Aynı zamanda burada eski kitaplar da var sevgili seyirciler. Plaklar da var. Geçmişe yolculuk yapmayı ben seviyorum genelde ama evimde geçmişten bir şey var mı diye sorarsanız fazla yok. Ben hiçbir şey atmayı sevmem aslında. Atmıyorum da. Annem o yüzden bana her seferinde Perinde çöpçü diyor. Adım çıktı çöpçüye yani. O biraz önce gösterdiğim dolaptan da bu arada anneannemin evinde de vardı. Gerçekten çok güzel duruyor mutfakta. Şimdi baktığımız zaman aslında hep moda ne oluyor? Geçmişten günümüze geliyor. İşte kıyafette olsun ya da böyle ahşap ürünlerde olsun. Her zaman öyledir. Ya da şöyle bakın şekerlikler olsun. Bakın. Gerçekten çok güzel şeyler var. Bu arada içeride her şey cam. İçeride kırılacak fazlasıyla ürün var. Ne yapacağız bilmiyorum. Recep böyle yapıyor. Girme, girme. Efendim? Güzelce çekerseniz çıkarsınız diyor abi de. Güzelce çeker çıkarız da bir şey kırılırsa ne olacak bilemedim. Neyse. Demirden korksak trene binmezdik deyip bir cesaretle ne yapalım? İçi cam dolu bu dükkana girelim. Hadi gelin. Antikacılar çarşısı tıpkı bir alışveriş merkezi gibi ama nostaljik bir alışveriş merkezi gibi. Hem kışın soğuğunda hem de yazın böyle sıcağında gezebiliyorsunuz. Burada sarısından pembesine, pembesinden mavisine, kırmızısına kadar birçok renk var. Renk karışımı var. Mağaza konuşsun, sonra da yıldız konuşsun. Zaten susmadı ki. Buyurun. O kadar dikkat ediyorum ki bir şey kırılmasın diye mağazaya baktınız, nasıl bir yer olduğunu gördünüz. Burada nasıl bardak isterseniz bulabilirsiniz. Bu mağazada fiyatlar ne kadardan başlıyor abi? Şöyle gel yanıma gel. 10 liradan 5 liradan başlıyor, 5 bin liraya 10 bin liraya kadar var ya. Bak konuşarak geliyor, nasıl heyecanla geliyor böyle ama görmüyor seni izleyici hali. Aman dikkat et bir şey kırma. Sallanıyor. Neyse ben kırmayacağım en azından. Dükkanın sahibi kıracak kırarsa deyip her şeyi yere devirirmişim. Tıkır 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 inermiş böyle. Şimdi bu mağazada ürünler ne kadardan başlıyor bir daha söyle. 10 liradan başlıyor 10 bin liraya kadar var.
10 lirayla 10 bin lira arasında. Burada zevkinize göre gaz lambası, şamdan. Şöyle bakın, çay fincanı ya da kahve içiyorsanız kahve fincanı ya da şöyle tabaklar, şöyle lokumluklar, dikkatli bırakayım da. Ha, ya da lokumluk, bakın şöyle, bakın. Hepsi nostalji, hepsi antika. Bütçeniz ve zevkiniz doğrultusunda dilediğiniz ürünü satın alabilirsiniz. Sadece gösterdiğim çay ya da kahve fincanı yok. Bakın şöyle bir çay kahve fincanı da var. Bu ne kadar abi? Çok hoş, bak o 30 lira. Bu 30 liraymış örneğin sevgili seyirciler. Çok değişik, çok orijinal ve çok güzel bir parça. Ve başkasının evinde de göremeyeceğiniz bir parça. Benden söylemesi. Örneğin şöyle altınlı ürünler seven hanımefendiler için... Bakın Antikacılar Çarşısı'nda ikili kahve fincanı takımı var. Bakın şöyle. Ne kadar bu? 20 lira ikisi. İkisi 20 lira. İkisi 20 lira. İkisi 20 liraymış sevgili seyirciler. Gayet güzel. Yani olmadı bunu alalım. Bak 70 lira verdiler bana. 70 lira Antikacılar Çarşısı'nda yetmez demeyin. Yetiyor. Yıldız yettirir. Şimdi şu bir dursun. İkisi 20 liraya. Ay. Kırmadan inşallah tabii buradan çıkabiliriz. İnşallah evimize de kırmadan götürebiliriz sağ salim. Hemen şöyle geçeyim. Bakın burada yine salonunuzda kullanabileceğiniz orijinal ürünleri bulabilirsiniz sevgili seyirciler. Yine bakın farklı farklı gaz lambaları var. Şöyle bakın. Onun dışında... İçeceğinizi koyabileceğiniz ya da salonunuzda dekor olarak sehpanıza koyabileceğiniz şöyle şişeler var. Bunların küçükleri de eskiden parfüm şişesi olarak kullanılıyordu. Aynı şekilde bunların küçükleri de mevcut sevgili seyirciler. Bunu buradan aldınız. Bazı insanlarda öyle. Bunu buradan aldınız. Ben fazla kıpırdamayayım en iyisi. Bunu buradan aldınız. Bazı insanlarda benim giydiğim ya da benim evimde olan başkasının evinde olmasın takıntısı vardır. Bundan sadece sizin evinizde olacak. Yani her üründen bir tane var. Her ürününde devamı yok. Onu söyleyeyim size. Örneğin biraz önce size kahve fincanı göstermiştim. Bakın su bardağı ya da meyve suyu bardağı olarak kullanabileceğiniz bardağı. Bu ne kadar abi? Bunun da takımı 350 lira. Takımı bunun 350 liraymış. Örneğin 20 liraya ikili kahve fincanı gösterdim size. Bir de 350 liraya şöyle takım göstermiş oldum. Bu şişelerin hepsinin değişik modelleri var sevgili seyirciler. Aynı zamanda bardakların sarılı, yeşilli, kırmızılı ya da bordolu ya da şöyle bakın şeffaflı altın süslemeli olanları da var. Şimdi Recep bir mağazayı göstersin size. Ben de aynı zamanda Recep'in olduğu yere gideyim. Şu an Recep size çok güzel mesela gaz lambaları gösteriyor. Bakın sarı, mavi, pembe, altında hemen yeşil. Yine mavi bir şekerlik var. Hemen Recep gösteriyor sevgili seyirciler. Bakın yine salonunuzda dekor olarak kullanabileceğiniz hem vazo hem de yine içeceğinizi de koyabileceğiniz şöyle güzel ürünler de var. Bu ne kadar beyefendi? Onların çifti 800 lira. Bunun çifti 800 liraymış mesela. Tanesi 400 liraymış. Şöyle antika saat isterseniz bakın böyle antika saat var. Bu ne kadar beyefendi? O da 200 lira. Bunun fiyatı 200 liraymış. Bakın evinizdeki hiçbir şey atmayın sevgili seyirciler. Gerçekten daha sonra hepsi değerleniyor. Örneğin şöyle biblolar ya da bu tarz saatler birçoğumuzun evinde vardır. Aman yenisini alayım, sıkıldım falan deyip atıyoruz. Atmayın çünkü bakın 200 lira ya da bu biblo ne kadar? 30 lira. 30 liraya ne oluyor? Burada satılıyor sevgili seyirciler. Şimdi şöyle geçeyim ben.
Bazı hanımefendiler duvarlarını tabaklarla süslemeyi çok severler. Ki bizim kameraman arkadaşımız Mithat'ın eşi Uğur da evinin duvarlarını böyle tabaklarla süslemiş. Gerçekten evde farklı bir hava esiyor ve farklı bir görünüm oluyor. Tabakları da bu şekilde, orijinal tabakları da buradan alıp ya da şu şekilde evinizi süsleyebilirsiniz. Evinizin duvarlarını ya da ofisinizin duvarlarını. Şöyle orijinal vazo almak isterseniz yine burayı tercih edebilirsiniz. Ya da şöyle sürahi ya da şu şekilde vazo sevgili seyirciler. Ya da bakın şöyle orijinal bir şekerlik. Bu ne kadar beyefendi bu vazo? O 100 lira. Bunun fiyatı 100 liraymış. Bilindik markalardan alıp aynı hediyeleri görmektense ya da aynı hediyeleri hediye etmektense sevdiklerinize böyle yerlere gelip uygun fiyatlı ürünleri satın alabilirsiniz. Antikacıların arasında renk arıyorsanız mutlaka bu dükkana girin. Ben dükkana girdim, çıkamadım. Ha bu arada ben ne aldım? 70 lirayla yola çıkmıştık ya. Hemen sol taraftan 20 liramız bir düşsün. Ne aldım? Gösterdiğim kahve fincanları vardı ya, sarı altın yıldızlı. Onlardan aldım sevgili seyirciler. Benim de altın yıldızlı bir kahve fincanım olmasın mıydı? Tabii ki olsundu diyelim ve bir de alt katta bu güzel dükkana girelim. Bakalım bu dükkanda neler varmış, neler yokmuş, dükkanın özelliği neymiş ve ne kadaraymış. Hadi gelin. Aradığınız yıldıza şu anda ulaşılamıyor. Yıldız nerede? Gezmek olsun çekiminde. İstanbul Avrupa yakasında Fatih ilçesinde Horhor Antikacılar çarşısında. Gelmek isterseniz bekleriz. İyi günler. Sevgili seyirciler, antika telefonundan tutun. Bakın şu şekilde kağıt kesme bıçaklarına, ki bunların hepsi antika. Şöyle takılarınızı koyabileceğiniz orijinal kutulara, ki bu kutunun içinden küpe çıktı. Bu küpe çok güzelmiş abi. Satılık mı? Ne kadar? 10 lira. 10 liraymış. Bu küpe satılıkmış. Aa, küpelerimi değiştirip bunu mu taksam acaba? 10 liraymış. Alalım mı Recep bu küpeyi? Recep alalım dedi. Alalım o zaman. Şu küpe elde dursun o zaman. Şimdi burada çok güzel çatal, bıçak, kaşık takımı var. Aynı zamanda bakın şöyle orijinal çerezlik olarak kullanabileceğiniz çerezlikler var. Bakın şöyle. Antika bunlar da. Yine bakın şöyle yemek sunum tabağı var ve onun kaşığı var. Tabii benim gibi pat diye çekmeyin, kepçe. Kaşık değil, kepçe. Recep böyle kaşık. Ha, what is the kaşık? Yok, kepçe. This is kepçe Recep. Oldu mu şimdi? Gerçekten orijinal bir kepçe var. Benim gibi, dediğim gibi böyle pat diye çekmeyin, kırılabilir. Örneğin bu set ne kadar abi? Bu set 1500 TL. Tabaklar da dahil. Bunlar gümüş mü? Gümüş kaplama, eski orijinal, saraylarda kullanılan ürünler. Gördüğünüz gibi eskiden, eğer eskiye dair yani geçmişten bir şey beğenirseniz buraya gelip satın alabilirsiniz. Gümüş kaplama, çatal, bıçak, kaşık işte takımının fiyatı, aynı zamanda tabaklar da dahil. Şöyle tabakları da hemen göstereyim. Tabaklar da dahil 1500 lira. Doğrudur. Ama tabii pazarlık payınız oluyor sevgili seyirciler. Şimdi izleyiciler dükkana baktılar. Neler var, neler yok gördüler. Bu dükkanın özelliğini söyleyeyim sizlere hemen efendim. Şimdi koltukların kenarı
Eğer kötü olduysa koltukların kenarlarını sizlere yenilenmiş bir şekilde ne yapıyoruz? Yapıyoruz. Örneğin şu koltuğun kenarını eğer ki altın rengi istiyorsanız bu koltuğun rengi size altın rengi olarak geri geliyor. Ya da gümüş rengi istiyorsanız gümüş rengi olarak geri geliyor. Bu ayna ne kadar? Bu ayna 500 TL. 500 lira. Niye böyle, 500 lira? Böyle altın olmuş şekilde. Ha böyle altın olmuş şekilde 500 lira. Evet. Bu ayna önceden böyleymiş. Evet. Daha sonra böyle oluyor. Neden 500? Çünkü altın kaplaması var üzerinde. Ha altın kaplamaymış bu. El işçiliği var evet. Ahşaptır gördüğünüz gibi eski. Ha yere düşse kırılmaz. Ayna kırılır sadece. Değil mi abi? Ahşaptır evet. Bakın gördüğünüz gibi eski ahşap. En az 100 senelik bir parça. 100 senelik. Doğrudur. 100 senelik ben böyle yapıyorum ama burada 200-300 senelik parçalar var. Aynı zamanda buradaki mağazalar dizilere, televizyon dizilerine ve filmlere de ürünler veriyorlar sevgili seyirciler. Hemen abinin arkasında çok orijinal ve çok güzel bir sehpa var. O sehpa ne kadar? Bu sehpa 1000 TL. İtalyandır. İtalyan bir sehpaymış ve fiyatı 1000 liraymış sevgili seyirciler. Kenarlarında bronzlar var. Hemen şöyle geçelim bakalım. Mesela şöyle yine çok sağlam bir masa var. Yine mutfak masası ya da salon masası olarak kullanabileceğiniz bir masa. Çalışma bu da. Çalışma masası da olabilir dedi abi. Süpersin abi. Ne kadar o masanın fiyatı? 2500 TL. Massif Mahon'dur. Avrupa bir parçadır. Orijinal İngiliz'i. Orijinal İngilizmiş. Tabii abi konuşuyor antika dilinde. Ben anlamıyorum ama mutlaka siz anlıyorsunuzdur sevgili seyirciler. Massif Mahon mu? Bir şeyler söyledin. Ne demek o? Yani massif ağacından ve mahon ağacından kıymetli bir ağaçtır. Ve güzel bir üründür. Çok özellikleri olan bir parçadır. Hemen bakalım. Bakın mesela oturduğunuzda ayağınızı koyduğunuzda darbe yememesi için burada bir döneri var. Altında. Aa, masanın altında şey dönüyor ayağınız darbe yemesin diye sevgili seyirciler. Böyle. Rahatlıkla oturabiliyoruz yani. 2500 liraydı değil mi bunun fiyatı? Bu ürünün fiyatı ne kadar? 1000 TL'de o ürünün fiyatı. Neden 1000 lira bu? Gümüş kaplama orijinal bir parça. Orijinal gümüş kaplama bir parçaymış. Tepsiyle beraber. Tepsiyle birlikte güzel. Alo, 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 alo. Graham. Alo. Ne kullanırdık ha bu telefonları? Keşke modası geçmeseydi. Evet. Bayılıyordum şunlarla oynamaya. Kim sevmez ki bunlarla oynamayı. Recep de böyle yapıyor. Peki bir şey söyleyeceğim abi. Bu telefonu mesela dekor olarak evime almak istiyorum. Ne kadar? 400 TL. 400 lira. Ahşap, eski gördüğünüz gibi. İsterseniz aktif olarak kullanabilirsiniz. Prizi çalışıyor vaziyette. Süper. Peki bunu yerine koyalım. Yeri burasıydı çünkü. Peki bu telefon ne kadar? Bakın bu da eski bir telefon. 50 liraymış sevgili seyirciler. Gerçekten çok güzel ve çok orijinal. Bayıldım. Meşhur kırmızı telefon. Evet. Kimin evinde yoktu ki? Bir de bunun yeşili vardı. Yeşili vardı. Çalışıyor mu peki? Bak Recep soruyor çalışıyor. Çalışabiliyormuş sevgili seyirciler. Yine şöyle salonunuza ya da yatak odanıza ya da işte makyaj masanızın altına koyabileceğiniz böyle özel parçalar var. Bu ne kadar abicim? 600 TL. 600 liraymış. İtalyan tabii. Varak. İtalyan varakmış sevgili seyirciler. Bunun tabii şu kenarlarını evet. Beyefendi istediğiniz gibi değiştirebiliyor. O zaman hayırlı işler abicim. Dükkandaki en ucuz ürün ne kadar? 10 TL. 10 lirayla aldık zaten bu arada sevgili seyirciler. Küpeyi aldık biraz önce. Hemen sol taraftan 10 lira düşürür müsünüz? Teşekkür ediyorum. 70 lira. Antikacılar çarşısında bana yetmez mi sandınız? Yettiririm. 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 Kolay gelsin abicim. Hayırlı işler rica ederim. Hadi gelin. Başka mağazalara gidelim. Gelin.
Sevgili seyirciler, şimdi de Antikacılar Çarşısı'nda çok değişik bir dükkana girdim. Dükkan mağaza mağaza diyorum, fark etmiyor gerçi. Mağaza biraz daha afilli oluyor dükkana göre galiba, değil mi Recep? Yani mağaza daha afilli. O yüzden genelde esnaflar mağaza denmesini tercih ediyor. Kırmıyorum. Ben dükkan diyorum ama sonrasında mağaza diye de düzeltmiş oluyorum. Burası fazlasıyla değişik. Neden? Çünkü burada her şeyin üzerinde sedef işlemi. Ya da bakın bu şekilde çekmeceli ürünlere kadar her şeyin üstünde sedef işleme var. Ve geçmişi fazlasıyla eskiye dayanan ürünler var burada sevgili seyirciler. Fiyatlar ne kadar bilmiyorum. Siz isterseniz bu güzel dükkanda şöyle bir gezin. Daha sonra ne yapalım? Buluşalım, olur mu? Buyurun. Şimdi dükkana baktın sevgili seyirciler, gerçekten çok orijinal ve çok güzel ürünler var. Beyefendi geldi yanımıza. Koltuklar, aynalar, yani konsol, rahle, her şeyin üstünde sedef işleme var burada. Fiyatlar ne kadardan başlıyor? En ucuz ürün ne kadar? Vallahi fiyatlar, en ucuz ürünümüz işte şöyle bir sehpam var. Şu sehpa mı? Orijinal Osmanlı dönemidir. Şam işidir. Evet. Markişterin bir sehpamız. Fiyatı 2500 lira. Yani burada en ucuz ürün 2500 liradan başlıyor. Ne kadara kadar çıkıyor? Mesela şöyle bir sandukamız var. 17. yüzyıldır efendim o. Takriben fiyatı 60 bin lira efendim. 60 bin lira bunun fiyatı. Ama müzelik bir parçadır. Nadide bir eserimizdir o. Şimdi ben buradaki ürünlerin hepsinin geçmişinin bayağı eskiye dayandığını söyledim. Ne kadar eski? 17. yüzyıl sonlarıdır bu efendim. 200-250 sene. Yani en ucuz, yani en yeni ürünün mesela işte şöyle bir sehpam, demin gösterdiğim gibi ve yanındaki 120-130 senedir efendim. Yani bayağı bir geçmişe tabii, gittik. Tabii gerçekten de. Şu benim dikkatimi çekti mesela. Açmayalım, hiç içini açmayalım. Hep içini tornavidayla, kağıtlarla doldurmuşsun Soner Bey. Ya ama güzel, çok güzel. Mektuplukmuş sevgili seyirciler bu. O da 200 seneye yakın bir parçadır efendim. 200 seneye yakın bir parçaymış bu. Bir dişidir efendim bu. Öyle mi? Ne kadar bunun fiyatı? Ona 50 bin lira istiyorum. 50 bin lira istiyormuş. Verdim gitti. Alayım gideyim mi? Hayrını görürüm. Tamam, hayrını görürüm. Şimdi bütçeniz ve zevkiniz doğrultusunda eğer ki sedef işlemeli ürünleri seviyorsanız Soner Bey'in yanına gelebilirsiniz Antikacılar Çarşısı'nda. Tepler de mevcut sevgili seyirciler. Ne kadar bu tep? Bu 3 bin lira efendim. 3 bin lira. Sehpa 2500 liraydı. Tef niye 3 bin? Şimdi sehpa, binlerce sehpa var. Görebilirsiniz ama tef çok nadir görürsünüz. Ve bu eski orijinal Osmanlı dönemidir. Diğer dükkanda gösterebiliyorum. Bunun yenisi var. 500 lira. Vay be. Görüyorsunuz değil mi sevgili seyirciler? Yani elimde tuttuğum, çaldığım tef 3 bin lira. Evet. Bunun fiyatı 20 bin lira. 20 binmiş sevgili seyirciler. Ama o da işte 200-250 senelik bir parçadır. 250 senelik evet. Parça. 20 bin. Aman bir şey olmasın. Ulaşım buraya çok kolay sevgili seyirciler. İstanbul Avrupa yakasında Fatih ilçesinde burası. Fatih semtine geldiğiniz zaman aralardan, derelerden, kız taşının oradan yürüyerek buraya ulaşabilirsiniz. Eğer ki metro ile gelmek isterseniz de Aksaray metrosunda iniyorsunuz, biraz yukarıya doğru yürüyorsunuz. Şimdi burası değişik bir dükkan. Neden değişik bir dükkan? Masa, konsol, sehpa ya da puf
Ya da ne bileyim Şam'dan. Şöyle bakıyorum. Dolap, vitrin. Her türlü ev eşyasının yenilerini yapabiliyoruz. Hani geçmişi günümüze yansıtıyoruz. Geliyor insanlar burada eski arıyor falan. Yerine olmuyor. Ve büyük veya biraz daha küçük aradığı zaman bana geliyorlar. Ben de onların istediğini kişi özel tasarımla istediğini yapabiliyoruz yani. Örneğin böyle bir sandalye yenilenmiş bir şekilde ne oluyor? Size geri geliyor sevgili seyirciler. Dükkanın içinde neler olduğuna da siz göz attınız zaten. Ben şimdi bu dükkanın içindeki birkaç ürünün fiyat bilgisini sizlerle paylaşacağım. Ne kadar bu? 1000 lira. 1000 lira. Yükseliyor, geriye doğru yatıyor. Olduğu gibi masif ağaçlar ve el cilası gomalaklar yani. Siz bunu yeniledin mi yoksa? Yeniledi, sıfır. Yani eski bunun orijinalini birebir aynısını yapıldı. Eski gibi satılıyor ama yeni. Eğer ki kişiye özel, sadece benim evimde olsun istediğiniz bir ürün varsa buraya gelip Selahattin Bey'i bulabilirsiniz. Gerçekten de içeride çok güzel bana göre ürünler var. Mesela burada şöyle masadan alacağım ama bir puf var sevgili seyirciler. Örneğin bu da yenilenmiş bir şekilde ne yapmış? Karşımıza çıkmış. Bunun isterseniz minderini seçebilirsiniz. İsterseniz şu altın işlemesini, varağını değiştirebilirsiniz. Tercih sizin. Bütçenize ve zevkinize göre yaptırabilirsiniz. Bunun fiyatı ne kadar mesela? 300 lira. Her bütçeye göre ürün var diyelim ve aynı zamanda hayırlı işler çok dileyelim ve başka bir mağazadan ne yapalım sizleri karşılayalım. Ama önce siz bir bakın bakalım Hor Hor Antikacılar Çarşısı nasıl bir yermiş. Antikacılar Çarşısı'nda şimdi de çok değişik bir dükkandayız. Antikacılar Çarşısı'nda böyle mağazanın ne işi var Yıldız demeyin. Size her türlü hizmet sunuluyor sevgili seyirciler. Kütahya işçiliği ve İznik işçiliği mevcut burada efendim. Misafir odalarınızda kapıları kilitli. Böyle misafir odaları var ya parmak ucuyla gezdiğiniz. Misafir odalarınızda şöyle küp. Eğer seviyorsanız her çeşidini buradan alabilirsiniz. Ya da bu şekilde orijinal ürünler istiyorsanız her çeşidini buradan satın alabilirsiniz. Burada fiyatlar 150 liradan başlıyor. Eğer ki duvarlarınızı tabakla süslemeye meraklıysanız ya da böyle orijinal ürünleri evinizde göstermeye meraklıysanız buraya gelebilirsiniz. Kütahya ve İznik işçiliğini de seviyorsanız tam aradığınız yer burası. 150 lirayla sevgili seyirciler burada fiyatlar 5000 liraya 6000 liraya kadar çıkabiliyor. Çünkü burada altın kaplama ürünler de var. Şöyle hemen Recep göstersin. Recep o zaman mağazayı tamamen göstersin. Daha sonra ne yapalım? Buluşalım. Buyurun mağaza sizin. Sevgili seyirciler, biz bugün ne yaptık? İstanbul Avrupa yakasında Fatih ilçesinde Hor Hor semtinde bulunan Antikacılar Çarşısı'na, Hor Hor Antikacılar Çarşısı'na, bir diğer ismiyle Hor Hor Bit Pazarı'na geldik. 70 lirayla yola çıkmıştık. Geriye ne kadar paramız kaldı? Teşekkür ediyorum. İstanbul'un başka bir semtinde, başka bir ilçesinde ya da tıpkı buralar gibi keşfedilecek güzel yerlerinde 360 ekranlarında tekrar sizlerin huzurunda olmak dileğiyle. Paranız olsun olmasın, amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyorsa olmasın sevgili seyirciler. Boş verin, olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması gecikiyorsa ona da üzülmeyin çünkü
geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum, hayatta bir tek ölüme çare yok. Kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Eski yeni tadilat da yapılıyor. Çıkın gelin hor hor antikacılar çarşısına. 360 ekranlarından da ayrılmayın. Hoşçakalın. Gezmek olsun hafta içi her gün 15'te 360'te.